Selamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, küçük bir hikayemiz var. Evet, güzel bir akşam ve pratik için iyi bir zaman. Şimdi küçük bir hikaye okuyacağım. Nereden okuyacağım bu hikayeyi? Bu hikayeyi Yahya Bey'in kitabından okuyacağım. Evet. Yahya Taşkaya'nın Yabancılar için Türkçe dil bilgisi kitabı var. Buradan küçük bir hikaye paylaşmak istiyorum. Ne yapabilirsin, ne yapamazsın? Ve size sormak istiyorum. Siz ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız? Mesela ben araba, minibüs sürebilirim ama uçak süremem ama tank süremem. Siz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Mesela ben bisiklet sürebilirim ama ben traktör süremem. Denemedim mesela, denemedim. Hoş geldiniz. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Merhaba, Farsça konuşabiliyor musunuz? Maalesef İlmah, ben Farsça konuşamam. Bu arada abilirim, I can, abilirim ve opposite, tam tersi konuşamam. Yani abilirim, amam, ebilirim, emem şeklinde oluyor. Ebiliri kullanmıyoruz negatifte. Surmanidze, hoş geldin. Darin, hoş geldin. Aya, hoş geldin. Selamlar. Yeni arkadaşlar, Yahya Hoca'nın kitabından, Yahya Hoca'nın alıştırma kitabından size bir hikaye okuyacağım. Ne yapabilirsin, ne yapamazsın şeklinde olacak. Evet, Assum yürüyebilirim yazmış. Yürüyebilirim. Yürebilirim yanlış. Yürüyebilirim. Hayalperest, ben çok iyi Türkçe konuşabilirim yazmış. Güzel. Ben Arva, resim yapabilirim ama gitar çalamam. Harikasın Arva. İran'dan merhabalar. Merhaba İran'a, selamlar. Bu arada bugün saat 9'dan 10'a kadar, 10 çeyreğe kadar İranlı arkadaşım, öğretmen arkadaşım Ehsan Bey ile Türkçe pratik yaptık. O şimdi İstanbul'da Türkçe pratik için onunla beraber konuştuk arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Türk arkadaşlarınız ile haftada bir veya iki defa Türkçe pratik yapmalısınız. Evet, Türkçe pratik yapabilirsiniz. Tamam. Hocam, online kurs. Bunun için bana yazabilirsin. Evet. Ben bugün Türk kahvesi yapmayı öğrendim. Oo, çok iyi Yıldız, harika. Şarkı söyleyebilirim ama resim yapamam. Türk kahvesi de yapabilirim. Harika. Okuyorum arkadaşlar. Çok uzun olmayacak bu canlı yayın. Her insan, bu arada başlık nasıl? Ne yapabilirsin, ne yapamazsın? Her insan her şeyi yapamaz. İnsan bazı şeyleri yapabilir, bazı şeyleri yapamaz. Örneğin, mesela ben gitar çalabilirim ama dans edemem. Türkçe konuşabilirim ama Arapça konuşamam. Konuşabilirim, konuşamam. Abilir ama. Abilirim amam. Negatif form. Ya da araba sürebilirim, motosiklet süremem. Hayat böyle bir şeydir. Bir insan her şeyi yapamaz. Evet, bir insan her şeyi yapamaz. Yani bazı insanlar birçok şeyi yapabilir. Birçok şeyi. Mesela
birçok enstrüman çalabilir. Gitar çalabilir, piyano çalabilir, keman çalabilir, davul güm 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 çalabilir. Ama her şeyi herkes yapamaz. Ben yapabilirim, sen yapabilirsin, o yapabilir, biz yapabiliriz, siz yapabilirsiniz, onlar yapabilirler. Bu pozitif form. Negatif form nasıl Ali Bey? Ben yapamam. Yapabilirim, yapamam. Sen yapamazsın. Ali Bey, yapabilmezsin mümkün mü? Bu tarzanca, tarzanca. Yapabilmezsin, bu yok, bu yok. Sen yapamazsın. O yapamaz. Biz yapamayız. Siz yapamazsınız. Onlar yapamazlar arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam edebilir miyim? Aha, ben devam edebilirim. Soru, devam edebilir miyim? Devam ediyorum. İnsan her şeyi yapamaz. Örneğin babam çok iyi salata yapabilir ama diğer yemekleri yapamaz. Salata yapabilir. Ben salata yapabilirim arkadaşlar. Ben yemek de yapabilirim. Mesela kuru fasulye yapabilirim. Pilav yapabilirim, çorba yapabilirim. Özellikle ben sebze çorbası yapabilirim. Ama pasta yapamam. Pasta yapamam. Kurabiye yapamam. Makarna yapabilirim. Makarna çok kolay. Omlet yapabilirim. Sonra melemen yapabilirim gibi. Patates kızartması yapabilirim. Devam ediyorum. Örneğin babam çok iyi salata yapabilir ama diğer yemekleri yapamaz. Ama annem bütün yemekleri yapabilir. Tabii ki anneler maharetli, kabiliyetli insanlar, tecrübeli insanlar anneler. Annem bütün yemekleri yapabilir. Çünkü annem yemekler konusunda çok yetenekli. Kız kardeşim Fatma çok iyi dans edebilir ama piyano çalamaz. Fatma o. O piyano çalamaz. O yapamaz. O gidemez. Amaz emez. O için amaz emez. Ali Bey, o yapabilemez, olur mu? Olmaz. Bu tarzanca. Negatifte ebil yok. Tamam. Negatifte amaz emez var. Ve ama eme var. Çalamaz. Fatma çok güzel resim çizebilir. Ama abim çizemez. Resim çizmek fiil. Abim çizemez. Abim çok iyi balık tutabilir. Evet, balık tutmak. Denizde, nehirde, belki gölde çok iyi balık tutabilir. Siz balık tutabilir misiniz? Siz. Evet, siz. Sen. Ama ben tutamam. Ben çok iyi balık yerim. Yahya Hoca çok iyi balık yer. Yahya Hocam, tamam. Bu kitap Yahya Hoca'nın kitabı arkadaşlar. Ben link bırakacağım. Eğer istiyorsanız Yahya Hoca'dan bu kitabı isteyebilirsiniz. O size gönderecek. Pahalı değil. Bilmiyorum ne kadar ama pahalı değil. Tamam mı? Yahya Hoca'nın linki aşağıda olacak.
Instagram'dan ona mesaj yazabilirsiniz. Yahya hocam ben bu kitabı istiyorum yazabilirsiniz. Ama ekstra bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de PTT var biliyorsunuz. PTT kargo en yavaş kargo. Bu yüzden eğer PTT kargo ile gelirse biraz yavaş gelecek. Ona göre. Ekstra bilgi bu. Devam ediyorum. Ben çok iyi balık yerim. Örneğin bazı insanlar denizde çok iyi yüzebilir. Evet. Siz çok iyi yüzebilir misiniz? Ben çok iyi yüzebilirim. Ama yoruluyorum. Yani evet, yoruluyorum. Ben sadece havuzda yüzebilirim. Havuzda yüzebilirim. Tarkan çok iyi şarkı söyleyebilir. Tarkan Türk pop şarkıcısı. Türkiye'de popüler bir şarkıcı Tarkan. Tarkan çok iyi şarkı söyleyebilir. Ben söyleyemem. Çünkü şarkı söylemek için yeteneğim yok. Siz şarkı söyleyebilir misiniz? Siz, evet, şarkı söyleyebilir misiniz? Ben çok iyi kompozisyon ve hikaye yazabilirim. Kompozisyon yazmak, hikaye yazmak. Ben de çok iyi hikaye yazabilirim. Hatta biz Türkçe pratik dersinde 3 kelime bir hikaye yapıyoruz bazen. Ramazan'dan önce yaptık. Tekrar başlayacağız inşallah. 3 kelime bir hikaye ile ben hikaye anlatacağım. Sizden 3 kelime isteyeceğim. Mesela kapı, araba veya gökyüzü. 3 farklı kelime. Bu 3 farklı kelime ile hikayeler yapıyoruz biz Türkçe pratik için. Devam ediyorum. Az bir şey kaldı. Çok iyi kitap okuyabilirim. Ablam çok iyi şarkı söyleyebilir. Çünkü sesi güzel. Onun sesi güzel. Güzel kelimesi ses için de kullanılıyor dostlar. Güzel kelimesi. Sizin sesiniz güzel mi? Siz şarkı söyleyebilir misiniz? Ben şarkı söyleyebilirim. Hatta YouTube'da benim şarkılarım var. Evet. Birkaç şarkım var. Ama anlamlı şarkılar. Anlamlı yani güzel şarkılar söyleyebilirim. Ama ablam... Bir dakika. Ablam şarkı söyleyebilir ama araba süremez. Araba süremez. Ben hem şarkı söyleyebilirim hem araba sürerken şarkı söyleyebilirim. Bu cümleyi söylemek istedim. Ben hem araba sürebilirim hem şarkı söyleyebilirim. Hatta ben araba sürerken ne zaman araba sürerken şarkı söyleyebilirim gibi. Bazı insanlar duş alırken şarkı söyleyebilir, şarkı söylüyor. Bazı insanlar mutfakta bulaşık yıkarken şarkı söylüyor. Evet. Ablam araba süremez. Çünkü daha ehliyetini almadı. Ehliyet. Ehliyet ne Ali Bey? Araba sürmek için lisans arkadaşlar. Bu bir kart üzerinde bilgileri olan bir lisans. Mesela B sınıfı ehliyet, C sınıfı ehliyet, D sınıfı ehliyet gibi. Ehliyetiniz var mı? Benim ehliyetim var. Hatta benim motosiklet ehliyetim var dostlar. Hem araba ehliyetim var, hem motosiklet ehliyetim var. Sizin ehliyetiniz var mı? Motosiklet ehliyetiniz var mı?
Kamyon mesela Türkiye'de araba ehliyeti farklı, kamyon ehliyeti farklı. Ben araba sürebilirim, motosiklet sürebilirim fakat kamyon süremem. Oo, kamyon çok uzun, çok büyük ve ekstra tecrübe lazım, ekstra bilgi lazım. Ben kamyon süremem. Denemedim. Belki sürebilirim ama denemedim. Devam ediyoruz. Son iki cümle. Çünkü daha ehliyetini almadı. Bunu okudum. Her insanın yetenekleri farklıdır. Her insanın yetenekleri, talent, yetenek, yetenekleri farklıdır. Peki siz ne yapabilirsiniz ya da ne yapamazsınız? Düşündünüz mü? Dedi. Kim? Yahya Hoca dedi arkadaşlar. Evet, bu Yahya Hoca'nın kitabı. Yahya Taşkaya. Ben Yahya Hoca'nın Instagram adresini yazacağım. Aşağıya yazacağım. Siz bu kitabı alabilirsiniz. A2 ve A1 kitabı. B1 kitabı da var Yahya Hoca'nın. B1 ve B2 kitabı da var. Onu bana gönderince o kitaptan da ben size bir şeyler okuyacağım. Hatta burada çok fazla alıştırma var. Buradan alıştırmalar yapmayı düşünüyorum. YouTube'da sizinle bu alıştırmaları beraber çözeceğiz inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, evet Havar Karim Bey Driving Lisans, teşekkür ederiz. İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça yazdı. Arapça galiba var. Arkadaşlar, evet küçük bir canlı yayın yaptık. Küçük bir hikaye okuduk. Siz ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız? Ben anlattım. Ben yüzebilirim, araba sürebilirim, uçak süremem, kamyon süremem gibi. Ha, ben farklı yemekler yapabilirim ama mesela İran yemeği yapamam veya bir Arap yemeği. Ha, felafil mesela, felafil yapamam gibi. Ha, pasta. Pasta yapamam. Bu arada pasta makarna gibi düşünebilirsiniz. Makarna farklı, tamam mı? Mesela spagettiye biz pasta demiyoruz. O makarna. Pasta arkadaşlar doğum günü pastası. İyi ki doğdun Ali Bey, iyi ki doğdun Ali Bey. Bu pasta ve üflüyorsun mesela. Bunun adı Türkçe'de pasta. Ben pasta yapamam, kek yapamam gibi. Evet, felafile bayılıyorum ben arkadaşlar. Felafili çok seviyorum. Bu arada bakın arkadaşlar, bir dakika. Türkçeyi seviyorum. Bu adresteki arkadaş sormuş. Bakıyorum. Felafil seviyor musun? Evet. Buraya şöyle koyamadım. Gitti. Neyse. Arkadaşlar, yorumlar çok fazla. Bu yüzden normalde yorumu buraya koymaya çalıştım. Buraya. Şurada. Evet. Ben yiyebilirim her çeşit yemek. Bu cümleyi şöyle yapalım. Ben her çeşit yemek yiyebilirim yazmış. Evet. Asual Sadi Hanım var arkadaşlar. Asual Sadi Hanım. O sordu. Felafil seviyor musunuz? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ve. Arkadaşlar. Türkçeyi seviyorum sayfası var. Asu Hanım, tavsiye ediyorum. Onun sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Hatta Asu Saidi hanımefendi ile belki videolar altında Arapça yardımlaşma ile alt yazılar okuyabilirsiniz. Yakında biz onunla beraber inşallah videolarda birlikte çalışmayı planlıyoruz. Onun sayfasını da lütfen ziyaret edin, tamam mı? Elmas Hanım diyor ki, ben pasta sevmiyorum. Sevmiyorum mu demiş?
Ha, evet, İran'dan selamlar. Tamam. Aleyküm selam. Abu Heşam, üniversitede okurken pilav hazırlayabilirdim. Oh, pilav çok seviyorum. Sihva, felafil sevmiyorum yazmış. Neden sevmiyorsun? Tabii çok yediğin için artık sıkıldın mı? Felafil yemekten sıkıldın mı? Bati, teşekkür ederim çünkü sen süpersin. Bati, dersiniz süper yazmış çünkü sen süpersin. Evet, Kürdistan'dan selamlar. Ravas Hamal, Kürdistan'a selam buradan. Evet, arkadaşlar, ben de sizi seviyorum Balancum. Mr. Balancum, teşekkür ederim. Evet, Elmas felafil sevmiyormuş. Güzel, ben Türkçeyi seviyorum. Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum yazmış. Ne güzel, ne güzel. Çok iyi. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Artık bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Sonraki canlı yayında farklı bir alıştırmayla burada olabilirim. Üç kelime bir hikaye yapalım. Sonraki canlı yayında bir veya iki kişiyle pratik yapalım. Ben ona sorular sorayım. Tamam mı? İnşallah sonraki canlı yayında sizi bekliyoruz. Bu videoyu YouTube'da izliyorsanız bu canlı yayın değil. Instagram'da canlı yayındı. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.